Bugünlerde aileler sık sık çocuklarını uzman çocuk bakıcılarının ellerine teslim ediyor. Tabii ki bunun için önce bu bakıcıyı tanımaları lazım. Yoksa sonları oha yolu bu aile gibi olabilir. Jason Veszy, 3 yaşındaki küçük Anna Veszy'nin babası ve her gün kızının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için işe gidiyor. Ama aynı anda hem çocukla ilgilenmek hem de çalışmak kolay olmuyor. Bu yüzden de bir arkadaşı vasıtasıyla 35 yaşındaki Lindsay Partin'e çocuğunu emanet etti. Kadın bu iş için gayet uygun görünüyordu. Jason aylar boyunca Hannah'la ilgilenmesi için Lindsay'e güvendi. Ta ki bir gün olağan dışı bir şey yaşanana kadar. Lindsay panik halinde Jason'ı ve ambulansı aradı. 13 dakikalık konuşma kaydına göre Hannah'ın babası Hannah'ı eve bıraktıktan kısa süre sonra kız bir anda yere yığılmış. Operatör Lindsay'e bayılanın kim olduğunu sorunca Lindsay 3 yaşındaki bir kız dün kendini kötü hissediyordu. Ama bu sabah iyiydi fakat şimdi eve gelir gelmez bayıldı dedi. Konuşma sırasında Lindsay'in küçük kıza ''Seni seviyorum tatlım, umarım iyisindir.'' dediği duyuldu. Operatör olan bitene bir anlam veremedi. Jason da hemen işten çıkıp eve geldi ve kızına yardımcı olmak istedi. Ama karşılaştığı manzara için hiçbir şey onu hazırlayamazdı. Hannah gözü kararmış, baygın yatıyordu. Polisler ve sağlık ekipleri çok gecikmeden geldi. Olay yerinde yapılan incelemelerde kızın kafasında ve yüzünde morluklar fark edildi. Daha sonra da vücudunun diğer kısımlarında da morluklar olduğu görüldü. Kız hemen Cincinnati Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Jason kızının başına gelenlerden habersizdi. Doktorlar kızın beynindeki şişmeyi gidermek için kafatasından bir parça almak zorunda kaldı. Ama kızın yaşama şansı çok yoktu. Polisler Lindsay'in ifadesini aldığında Lindsay kızın düşüp kafasını garajın beton zeminine çarptığını iddia etti. Hannah aldığı yara sonucu ertesi gün komaya girmişti. Polisler çocuk bakıcısının kıza vurmuş olabileceğini düşündü. Aldığı yaraların sonucunda Hannah'ın sol beyni ölmüştü. Olaydan 3 gün sonra da baba Jason kızının öldüğü haberini paylaştı. Kızı ölmeden önce sağlık giderlerini karşılayabilmek için bir GoFundMe kampanyası başlatmış ve toplam 10.442 dolar bağış toplamıştı. Kız hastane odasında makinelere bağlı ve etrafında en sevdiği peluş hayvanlarıyla birlikte yatıyordu. Çocuk bakıcısı Lindsay Partin yaptıklarının sonucu olarak hapis cezası aldı. Lindsay cezaya itiraz etti ama hakim şerif raporlarına dayanarak onu suçlu buldu. Soruşturma hala devam ediyor. Mümkünse çocuklarımızı kimseye emanet etmeden kendimiz büyütmeliyiz. Ama eğer olmuyorsa da mutlaka çok iyi tanıdığımız birisiyle anlaşmalıyız. Onların geçmişlerini araştırmalı ve diğer müşterilerinin yorumlarını dinlemeliyiz.